Thank you.
arkadaşlar. İki sıra değil, tek sıra. Başkanım yasalı nasıl? Bunun yasal durdurması nasıl? Daha bir yasal durdurma. Bunun yasal nasıl oluyor? İzin aldınız mı başkanım? Bir defa, kamu otoritesiyle görüşmediniz. Başından beri görüşülmediniz. Şu anda görüşülmediniz. Ben size ısrarla 200 kişi aynı anda dilekçe veremez diyorum. Ben bir vatandaş olarak tek başıma gidip vatandaş olarak hiçbir yani ben şu an tek yok. Bunların hepsi tek başına vatandaş başım. Bağımsız bireysel vatandaş. Hayır. Siz çekilseniz bu şekilde başkanım biz gönderemeyiz. Gel desinler. Anlamıyorlar. Gel desinler başkanım. Kaldırma çıksınlar. Çıksınlar başkanım. Çıkarlar tek sıra çıkarlar. Arka taraf tek sıra düzenli. Arkadaşlar tek sıraya geçindik. Arkadaşlar tek sıra. Tek sıra. Tek sıra. Şu anda bekleyiş devam ediyor. Yaptığı trafiği kafada kurama test ediyorum. Yaptığı trafiği ölçerek sosyal mesafe kuralları dikkate alarak derhal kaldırıma geçirir. Aksi takdirde tüpü ve zor kullanılacaktır. Dikkat dikkat! Yaptığı trafiği kafaları kurama test ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifinin kabul edilmemesi için dilekçe vermek isteyen baro başkanları ve avukatlar imzaladıkları dilekçeleri meclise vermek istediler ancak polis engeliyle karşılaştılar. Daha sonra dilekçeler toplu bir halde meclise iletilmek üzere tek elde toplanıp meclise götürüldü. Baro başkanları ve avukatlar şimdi Ankara Adliyesi'ne yürüyorlar. Thank you.
Anayasa'nın teklifi ki tek bir avukata, tek bir baroya yaramayacak. Bütün baroları bölecek, bütün avukatları ayrıştıracak bir yasa teklifi. Devlet, meslektaşlarımıza yönelik en ufak bir kolaylık getirmiş değil, en ufak bir iş alanı açmış değil bu kanunla. Kamu adına yapılan CMK müdafiliği, kamu adına yapılan adli yardım hizmetlerinde bile KDV'yi kaldırmıyor. Ama avukatlar için bir şey versin, bir lehe bir düzenleme olsun dedik, olmadı. Tek tek bütün maddelere karşı itirazlarımızı dile getirdik. Bu kanun çıkmamalı dedik. Bu kanun avukatlık kanununun yerini almamalı dedik. Ama bizi dinlemediler. 22 Haziran'da önümüze set çektiler Ankara'nın girişinde, hepiniz şahit oldunuz. 28 saat boyunca fiili gözaltında tutulduk. Belki sözümüz dinlenir dedik, olmadı. Komisyonun önüne geldi teklif. Komisyonda görüşme istedik. Bizi içeri sokmadılar. Küçümsediler, 20-30 baro dediler ama 50'nin üstünde baroyduk ama 80 baronun ruhunu taşıyorduk. 80 baronun iradesini taşıyorduk. Almadılar bizi içeri. Ancak yalanlar söylediler. Biz kabul etmemişiz. Müzakereden kaçınmışız gibi gösterdiler. Tek bir şey söyledik. Bu yasa teklifini geri çekin dedik. Barolarla, avukatlarla birlikte yeni yasama yılında müzakere ederiz. Bize yakışan, çağa yakışan, avukata yakışan bir yasayı birlikte yaparız dedik. Birlik başkanımız orada da bizi suçladı. Aracılık etmek istedi. Arabuluculuk etmek istedi. Biz sadece görevini yapsın istedik. Birlik başkanının görevi arabuluculuk yapmak değil, orada çoğunluk görüşünü, baroların çoğunluk görüşünü dile getirmek, orada bizi savunmak, orada avukatlık kanunun arkasında durmak demekti. Bunu da yapmadı Sayın Birlik Başkanı. Türkiye Barolar Birliği'nin de sözü dinlenirdi. Türkiye Barolar Birliği'nin başkanının sözü de dinlenirdi. Eğer gitseydiniz, eğer konuşsaydınız, eğer bizimle birlikteyseniz, eğer bu yasaya, bu teklife siz de karşıysanız giderdiniz, konuşurdunuz, meramımızı anlatırdınız. Mesele o değilmiş. Ancak genel kurulda dinleyici localarında gittiniz, yerinizi aldınız ve orada mevsimlik tarım işçilerinin sorunu konuşulurken bulundunuz, avukatlık kanunu konuşulurken salondan ayrıldınız. Siz locada oturmaya devam ettiniz. Belki de devam edeceksiniz. Ama bizler yasamızı savunmaya devam edeceğiz. Yurttaşın sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu yasa genel kuruldan geçinceye veya geri çekilinceye kadar biz baro başkanları Ankara'yı terk etmeyeceğiz. Son 15 gün bize şunu gösterdi. Türkiye'de avukatlar var. Ve Türkiye'de bu avukatlar olduğu müddetçe anayasayı askıya alma teşebbüsleri boşa çıkacaktır. Yurttaşın en temel hak ve özgürlükleri avukatlar tarafından güvence altına alınmaya devam edecektir. İyi ki avukatlar var.